bir videodan herkese merhaba. Şiddetli bir yağmur geldi. Yani havanın arkasının açıldığını görüyorum. About Kyle and discuss what is to be done. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yine şehirden uzakta bir gün geçireceğim. Ne şanslıyım ki dağlar hemen dibimde. Çok kısa sürede ulaşabiliyorum. Bu şehrin en sevdiğim özelliği bu. Yani şehirli dağlar iç içe. Ve küçük bir hatırlatma yapacağım tekrardan. Bu videoya erişenler, ulaşanlar, düzenli takip edenler zaten abone olmuş oluyorlar. Onların önüne, ana sayfasına düşüyor. Beni ilk defa izleyenler, YouTube'da önerilenlerde çıkan videolardan geldiyseniz eğer bana abone olarak ve videoyu beğenerek çok büyük destek olmuş olursunuz. Artık orman yoluna da sapmış bulunmaktayım. Asfalt yoldan uzaklaştık. Hemen modu değiştireceğim şimdi. Daha fazla böyle karamsar yol, yapıların göründüğü yoldan sizi alacağım. Böyle yeşilliklerin içinde, ormanın derinliklerinde bir yola doğru sokuyorum şimdi sizi. Ağaç devrilmiş. Neyse ki tam kapatmamış. Şu yanından geçeceğim. Herhalde daha aşağıda noktalara kurulacağım. Biraz havanın sıcaklığını daha hissedebileceğim. Zaten kış boyunca soğuktu. Yukarılara çok da çıkmanın bir manası yok. Şu an çok güzel bir konuma geldim. Etrafta kimse yok. Biraz yukarılara çıktım. Çok da yukarılara çıkmadım. O yoldan geri döndüm. Ağacın yıkıldığı yolda. Zaten hava güzel. Belki bugün gece ateş bile bırakma. Tam bir bahar havası var. Yukarılara çıkmanın bir anlamı yok. Ben de böyle güzel su akan bir... Ve şurada solumda da düzlük var. Çadırı kurmak için de müsait. Sağ tarafında temiz gördüğüm bir su akıyor. Kaynattığım zaman içebilirim bile. Şu an güzel bir noktadayım. Buranın şöyle bir dezavantajı var. Tek geldiğiniz ve silahsız geldiğiniz zaman biraz yaban hayatı çok hareketli. Biraz değil, bayağı hareketli. Geçenlerde yukarıda çakal gördüğümde burada kurtlar uluyordu. O kurt uluma seslediğim bölge buraydı. Ama sanırım benim ateş izim, doğadaki insan izi onları buradan uzak tutar diye düşünüyorum. Sesli zaten. Sesli hareket ediyorum burada. Ara ara yüksek sesle konuşmanız lazım ki rüzgarın ters estiği noktalarda ani karşılaşmalar olmasın. Yani, alabileceğim maksimum önlem bu. Gerisi sürpriz olur. Kayıt altına alabilirim en azından belki. Onun dışında çok güzel bir noktadayım. Ara ara hava açıyor, kapanıyor.
Merkezde yağmur vardı gelirken. Burada hiçbir şey yok. Bakalım yağmura yakalanacak mıyım? Şimdi çadırı kurdum. Hemen önünde ateş yakmışlar. Şurada. Ama ben buraya ateş yakmayacağım tabii ki de. Burada yaktığım herhangi bir ateş çadırın intiharı olur. Hem ona değineceğim, size göstereceğim. Şimdi burada ateş yakmışlar. Birinci ateş çukuru. Burada ateş yakmışlar. İkinci ateş çukuru. Yani 5 adım atmışlar yani. Ve tekrardan şuraya bir tane daha ateş çukuru açmışlar. Yani 30 metre arayla 3 tane ateş çukuru açmışlar. Ne gerek var yani? Hani bir tanesi bir kişi açmış buraya ilkini. İkincisi gelmiş, o ilkinin beğendiğini beğenmemiş, gitmiş yeni bir ateş çukuru açmış. Üçüncüsü ikisininkini de beğenmemiş. Yeni bir ateş çukuru açmış. Dördüncüsü geldiği zaman bir ateş çukuru daha açacak buraya. Buranın bu yeşilliği, bu güzelliği ne olacak? Yani 10 kişi gelse, onu da beğenmese burası simsiyah olur. Bazen çok konforumuza düşkün oluyoruz. Yani doğalla yetinmek ve güzelliği korumak adına hiçbir çabamız yok. Sadece o an biz keyif alalım. Yeter, gerisi hiç önemli değil. Nasıl gözüküyor? Zarar veriyor muyuz? Sonra tekrar gelecek miyiz gibi sorunları çok düşünmüyor o tarz çukur açan insanlar. İlginç yani, çok da diyecek bir şey yok. Şuradan karşıya geçip karşıdaki ormanlarda bir ağaç falan var mı ona bakacağım. Şuradan inmek daha mantıklı. Geçen böyle inerken düşmüştüm. Buraya kışın geldiğimizde dizime kadar kar vardı. Şimdi o karlar eridi. Üstüne yağmurlar yağdı. Akarsular var artık karların olduğu yerde. Hava böyle bir sıcak, yağmur bırakacak gibi nemli. Tam geçen haftalarda şu boğaz hattında bir yerde, büyük ihtimalle oradaydı yani. O kurt sesleri duymuştum. Hatta videoda da bahsetmiştim. O vadi işte, o yankılanan seslerin vadisi orası. Tam aşağısındayım oranın. Burası da mesela bir hayvan için geçiş güzergahı olmuş. Ormana dalma noktası. Biz de dalalım. Yine yıkılan bir ağaç. Mantarlar hakkında hiç bilgim yok ya. En büyük eksikliğim bu. Yani ormana o kadar çıkıyorum ve mantarlar hakkında çok da bir bilgi sahibi değilim.
çok mantar görüyoruz. Hangisi yenebilir? Hangisi zararlı veya sağlıksız? Çok bir fikir sahibi değiliz. İki çeşit mantar biliyorum ben. Yani alıp yiyebileceğim. Bu Batı Karadeniz bölgesinde çok olan, yılın iki dönemi falan çıkan kanlıca mantarı. Onun dışında çok da bir mantar bilmiyorum. Borazan mantarını biliyorum. Bu bölgede çok yok. Bu getirdiklerimle yeter artık. Çevresi korunaklı oldu baya. Küçükleri atayım şöyle. İyice küçük parçalara ayırıyorum ki daha fazla ateşe az parçayı yayabileyim. Kokusu geldi şu an burnuma. Şu güzel koku çam sakızıyla odunun kendi aromatik bir kokusu. Bunu yine saklayacağım. Bunlar bana yeter.
Baya şiddetli bir yağmur geldi. Bastırdı. Biraz önce dolu yağdı. Şimdi yağmura çevirdi. Çok kuvvetli bir yağmur kütlesi geldi geçti. Çadırda esir düştüm diyebilirim. Neyse ki ateşin olduğu yer şöyle ağaçlık da çok fazla söndürmedi. Yani şu açığa kursaymışım şuraya. Büyük ihtimalle sönecekmiş. Burada çok bir şey olmadı. Ama çevrede odun da kalmadı kullanabileceğim. Artık ateş kutusuna sadece oradan köz alabilirim. Onun dışında yapacağım çok bir şey yok. Yani yeni yeni dinmeye başladı. Şimdi ağaçlardan düşüyor. Sis var biraz karşı taraflarda. Yağmur sonrası sis var. Şimdi bir acıktım da yemek hazırlayacağım hemen. Şunun közünden ateş kutusuna koyup. Masayı da çadıra almıştım ıslanmasın. Ahşabı falan şişer diye. Buraya artık kurulacağım. Çok ıslandım. Ben de ıslandım. Çevreye odun bakmaya çıkmıştım tam. Öyle annem bastırdı ki. Sonra dolu başladı. Şimdi de ağaçlardan düşüyor sadece sanırım. Ton balığıyla yapılan bir tarif. Ton balığının yağını kullanıyorlar. Şimdi ben de deneyeceğim. Havlu kağıdını ton balığının yağına koyuyorsunuz.
Mesela şu an yağ olduğu gibi bunun içinde şurada. Şimdi şöyle yapacağız. Aynı ızgarada bir balık yapmış gibi kokuyor şu an. Bunu alalım. Şöyle. İçelim. Yani havanın arkasının açıldığını görüyorum. Sis tabakası biraz daha aşağı inmeye başladı. Drone'u yerinden çıkarmam için hava bütün imkanlarını zorluyor. Şimdi drone'u alıp zaten bir pilim daha var dolu. Onunla bir çekim yapacağım. Tam arka noktamda gün batımı tonları var. Hava yağmurdan sonra bir açıldı, berraklaştı, çok güzel oldu. Ama beni de bayağı ıslattı. Üstüm, saçım, başım ıslandı hep. Çadıra geç girebildim. Odun bakıyordum. O da işe yaramadı. Yani çok toplayamadan zaten sağanağın altında kaldım. Hiçbir işe yaramadı yani. Islandığımla kaldım. Thank you.
Get the wrapper. What wrapper? The Tootsie Roll wrapper. What Tootsie Roll wrapper? The one at your feet. I don't see it. It's right there. Where? Marshall, stop arguing with me. My parents are watching. But I think his name rhymes with Tess. So here I am, heading in there to talk to John about Kyle and discuss what is to be done